Sevgili seyirciler, bugün 100. bölümü yayınlıyoruz. Biliyorsunuz bizim programlarımız gibi programları 100 bölüm sürdürmek pek kolay değildir. Ancak ben ve ekibim sizlerden aldığımız güçle bugüne kadar keyifle geldik ve çok şey öğrendik. Yüzüncü bölüme yakışır bir şekilde biz de Şuşa'yı anlatmak istedik. Şuşa Muharebesi'nin 8 Kasım 2020'de kazanılması ile tekrar öz toprağımıza kavuşmuş olduk. Muzaffer olmanın verdiği tarifsiz duygu boğazımızı düğümlerken göğsümüzü kabartmaktan da geri durmuyor. İşte tam bu hislerle 1600 rakımlı Şuşa'dayız. Sevgili seyirciler, benim şehrim Şuşa'dayız. Şuşa biliyorsunuz son derece önemli bir şehir. Rahmetli Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in dediği gibi sadece Azerbaycan'ın değil Kafkasya'nın incisi. Neden bu inci? Çünkü sanatta, bilimde, her türlü etkinlikte hep önder olmuş, önder kişileri yetiştirmiş. Bu arkamdaki valilik tamamıyla buranın bütün bu bölgenin şu anda yönetiminden sorumlu. Biliyorsunuz son derece önemli yeni kentleşme projeleri yapılıyor Şuşa'da. Eski yerleşimler tamamıyla tahrip olduğu için yeniden çok daha modern, çok daha güzel bir Şuşa göreceğiz. Tabii sanatıyla, bilimiyle, ilmiyle yine Kafkasya'nın incisi olmaya devam edecek. Evet, Riyad Bey nasılsın, ne var ne yok? Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meşhur bizim Murtaza Meşedi Rızaoğlu Mehmetov Bülbül. 1897-1961 yıllarında yaşamış, çok önemli bir musiki medeniyetinin gelişmesinde hakikaten çok lirik dramatik tenör sesi var. Bu tenör sesi her yerde olmayan bir ses. Bülbül gibi sesi lafını hep duymuşsunuzdur. Oradan gelir. Yani sesi gerçekten hani bülbül sesi gibi son derece güzel. Eserlerini lütfen dinleyin. Harikadır. Burada bize Bülbül, bu Murtaza Meşedi Rızaoğlu Mehmetov Bülbül. Bunu anlatır mısın? Bizim Bülbül İtalya'dan itibaren eğitimini gördükten sonra evet geldi buraya. Sonradan Azerbaycan'da yaşadı. Şimdi kendisinin lirik, dramatik, tenör yani böyle bir ses evet. Yok. Bülbül sesli dedikleri evet, oradan geliyor. Tabii biz geçen asırdan evet. Evet evet. Onların evi de buradadır, evet, yakındadır. Yakın. Onlar. Peki bu kurşun izleri görüyoruz bütün bu heykellerde, buradaki büstlerde. Evet. Ermenistan o dönemde bu Ermeni saldırganlar bunu bütün tamamıyla kurşunlamışlar. Evet. Ondan sonra tahrip edilmiş. Evet. Ondan sonra hurdacıya satılmış. Evet, evet. Sonra da gelip burada 1993'te rahmetli Haydar Aliyev o girişimi yaparak bunu tekrar geri getiriyor. Evet. Evet. Yani benim daha evvel söylediğim gibi bütün bu Şuşa'nın önemi bestekarları, müzisyenleri, bilim adamları, ilim adamları yetiştiren bir merkez olduğu için Azerbaycan'ın incisi. Evet. Kafkasların incisi. Bu hanım kim? Hurşidbane Natevan. Evet. Hanın kızı. Hanın kızı. Hanın kızı. Evet. Nahali Hanın kızı. Evet. Kendisi yazar, heyriyetçi. Hı hı. Böyle yani bizim ünlülerimizden biridir. Evi de aşağıdadır. Yani burada çok ciddi bir sürü eseri var değil mi? Evet, burada evet, evet. Kendisi son derece önemli bir dostluk meclisi evet, yazmış. Ya hanım onu da kurşunlamışlar yani. Evet. Hakikaten bu saldırganlık. Yani böyle sanat eserlerine bile sivillere üzerine yapılan saldırganlık anlatmak mümkün değil. Bu Üzeyir Hacıbeyli. Hacıbeyli. Evet. Evet. Üzeyir Hacıbeyli bizim bestekarımız, ilk bestekarımız bir de. Evet. Şergin ilk bestekarı. Evet. Bunun çok güzel yarattığı müzikler var. Leyli ve Mecnun, Köroğlu,
Bunların hepsinin operalarını bu adam yazmış, yaratmış. Leyla ile Mecnun operasının. Evet evet evet. Ondan sonra yani ilk defa operayı yapıyor. Operayı ilk İlk yani. Operayı Azerbaycan'a getiriyor. Evet. Gence'de de büstü vardı. Evet, evet. İlk baştaki onundu. Hakikaten tekrar aynı şekilde görüyorsunuz birçok kurşun izi de burada. Yani böyle bir sanatçıya onu belki büstünü kurşunlayabilirler ama onun yüreklerdeki o güzel bestelerini hiçbir zaman silemezler. Arkamdaki Suşa Kalesi görüyorsunuz asırlara meydan okuyan bir kale. Son derece önemli tarih hazineleri var Suşa'da ve kültür hazineleri var. Hepsinden önemlisi de sadece Suşa'nın, Azerbaycan'ın değil, dünya çapında kültür, tarih, müzik, sanat alanında yetiştirmiş insanları var. Bunların bir kısmını sizlere tanıtmaya çalıştık ama hepinizi Suşa'ya bekliyoruz. Şimdi tabii Suşa'ya olan yol Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi bizim Türk müteahhitlerimiz tarafından gurur vesilesi olarak bakıyorsunuz yapılmış son derece güzel yerler. Burada bir de Suşa'ya esas geçişleri sağlayan iki tane tünel var. Bu tünel inşaatları çok önemli. Yine tamamıyla bizim firmalarımız yapıyor ve bu tüneli yapan firmamız 600 metre uzunlukta bir tüneli hem geliş hem gidiş olarak açmış durumda. İş makineleri burada. Zor bir coğrafya. Çalışmak için son derece zor. Ama bizim Türk müteahhitleri biliyorsunuz bütün dünyada şahane eserler bırakıyorlar. Onun için biz de bunları siz sevgili seyircilerimizle paylaşalım istedik. Gurur duyacağımız şeyler bunlar. Selamun aleyküm. Nedim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buranın ismi nedir? Tudur Düzü. Tudur Düzü. Ne demek Tudur Düzü? Bu Tudur'da vaktiyle bizim ecdadlarımız, bu dini tedbirlerimiz burada olup, medeni tedbirlerimiz. Bütün uslar, kişilerimiz, kadınlarımız gelirdiler burada. Musiki akşamları olardı. Burası yani önemli etkinliklerin yapıldığı bir yer. Cıdır Düzü. Atlar sürmüş. Diye ki bizim o dini tedbirlerimiz, Nowruz bayramımız. Evet. Vesaire vacib tedbirlerimiz burada keçirilir. Çok mühteşem bir görüntüdür görürsünüz dağın o tarafı. Evet. Zaten... Topkana meşesidir. Bu da çok meşhur Topkana meşesidir. Bizim tarihimizde çok önemli bir yeri var. Buna göre buranın her karşı çok müqəddəsdir. Değil mi? Kanla şəhidlərimizin burada qanı var. Onlar vatan toprağı. Vatan toprağı bu son 44 günlük müharibədə son döyüşlər bilirsiniz burada olub. Həmçində Cıdır Düzündə olub. Bizim xüsusi təyinatlarımız o dağ tərəfdən qalxıblar yuxarı. Dumanlı havada səhər vaxtı ermənilər bunu bilməyiblər və döyüşə giriblər. İndi o döyüşün izlərini görəcəksiniz orada. Və bizim görürsünüz üç rəngli bayrağımız burada. Evet. Gururla dalgalanır. Evet. Hep böyle. Bizim tarihimiz zaten destan. Türk tarihi her zaman böyle. Her zaman sıkıntılar yaşamış ama hep ayakta kalmış bir millet. Allah hep var etsin. Derimize rahmet eyle. Amin cümlemize. Sevgili seyirciler, benim şehrim Suşa'da. Şimdi üstüne bastığımız topraklar hep kanla sulanmış ve vatan haline tekrar getirilmiş. Neden? Kendi toprağını, öz toprağını Azerbaycan'ın elinden alanlar 28 sene sonra mecburen teslim etmek zorunda kaldılar. Yine büyük çatışmalar oldu, yine büyük muharebeler oldu. Bu topraklar o topraklar şimdi. Ama arkada korkunç güzel bir manzara var. Birazdan göreceksiniz.
Hakikaten buradaki çarpışmalar hep Suşa'nın o tarihinde çok önemli bir yer tutacak. Bizden sonra da anlatacaklar. Şimdi şu korkunç güzel bir vadi ve şu anda akşamüstü yavaş yavaş serinlemeye başladı. Gündüz ve gece arasında 10-15 derece burada fark oluyor. Ve bu iklim buradaki bitki örtüsünü böylesine yetiştiriyor. Meyve, sebze burada son derece güzel oluyor. Ve aslında bakın şimdi şu size bütün şurayı gösterelim. Şimdi çok kesin burada ateş altında Azerbaycanlı yiğitlerimiz kahramanca dövüşerek bu toprakları geri aldılar. Şimdi buraya bakıyorsunuz, harika bir yer. Sevgili seyircilerim, burada aşağıdan dere akıyor. Derenin bilmiyorum sesini duyabiliyor musunuz? Son derece güzel böyle bir vahşi tabiat var ve bir doğal kanyon burası. Bu kanyon kaç kilometre devam ediyor? Haradasa 15 kilometre var. 15 kilometre devam ediyor. Sıkır bu Şuşa kent tarafa. Ora kimde bizim yiğitler gitmişler. Yani bu dereyle hareket ederek bir kısmı buradan kalkmış. Ermenilerle yüz yüze gelmiş. Eyni. Göğüs göğüse burada çarpışmalar oldu. Evet. Şimdi orada birazdan sizlere gülle izlerini de yani kurşun izlerini de göstereceğiz. Zavur kardeş, şimdi burada çok acayip çarpışmalar, çok yoğun ateş altı. Bu biz kaya düzü şeyini, üstünü kayanın böyle şey kendi deseni zannettik. Ama bunlar gülle izi, kurşun izi yani. Evet, böyle. Burada metrekareye yüzlerce, binlerce mermi düşmüş. Yani, oradan sekenler bu taraflara gelmiş. Şuraları gösterebilir miyiz arkadaşlarımıza? Evet. Böyle. Bak kurşun izleri bunların hepsi. Buradaki delikler bak kurşun, kurşun, kurşun. Hepsi görebilirsiniz ki şiddetli buradaki dövüş olur. Ne kadar ağır dövüş olur. Ki burada mesela şu taşa bakın şimdi. Şuraya. Evet. Bak. Evet. Yani hakikaten şu kadarcık yerin yüzlerce kurşun alması kayanın desenini değiştirmiş ya. Böyle bir çatışma. Buradan sağ çıkmak mümkün değil. Buralar çünkü çok hakim yerler ve hakim yerlerde ciddi bir şekilde otomatik tüfeklerle ve mitralyözlerle, makinalı tüfeklerle bu çok atış yapılmış. Burada görüyorsunuz hepsi kurşunların hepsinin izi var. Tarihi bir yer. Bir destan yazıldı burada. Düşünün 10 yaşındaki çocuklar burayı terk etmek zorunda kalınca Ermeni işgali sırasında bundan 28 sene önce 38 yaşında tekrar topraklarına geri dönüyorlar. Ve şimdi de Azerbaycan hükümeti burada son derece güzel yollar, altyapılar, üst yapılar ve çok güzel konutlar yaparak modern bir şekilde Suşa'yı yeniden inşa ediyor değil mi? Evet. Şimdi insanlar da buraya gelmek istiyor, tekrar yerleşmek istiyor. İnşallah. Yapıyorlar. Onun için evlen fikri. Məscidləri bərpa eləyirik, evet. Hospital tikirik, məktəb, okul tikirik. Hamısı evet. Bunlar eyni vaxta gedir. İnşallah özünüz də görəcəksiniz. Suşa eskidən nə idi? Tarım, hayvancılıqla geçinirdi. Yox, incəsənət. Başqa nələr yapardı? El işləri də vardı. Yəni, çox məşhur el işləri olub, incəsənət xadimləri yaşayıb. Elm burada çox inkişaf eləyib. Evet. Yəni burada o İngilizcə astronom. Astronomi için burası ideal bir yer tabii. Evet. Gece çok güzel olmalı. Yani, yıldızlar burada, hepsi görünür. Burada misal üçün buradaki mədrəsələrdə həm dini təhsil veriblər, həm sivil təhsil veriblər. Amma tüm mədrəsələrdə musiqi təhsili mütləq olub. Evet. Yəni məscidlərimizin yanındakı mədrəsələrdə insanlara musiqini də Azərbaycan musiqisi, klassik musiqisini öyrədiblər. Ona görə uşaqların əksəriyyəti demək olar ki 100% əla musiqini biliblər.
Değerli izleyicilerim, tabi tarih her yerde aslında kendisi içerisinde bakıyorsun çok güzel şeyler barındırıyor. Tabi Azerbaycan Türkiye kardeşliğinin de önemli bir simgesi Suşa'da. Suşa'nın azatlığından sonra, Suşa'nın kurtuluşundan sonra burada şu bulunduğundan yerde anlaşma yapıldı değil mi? Bir anlatır mısın bize? Şuşa beyannamesi imzalandı. Çok tarihi bir günüydü. Evet. Çünkü şu azad olunandan sonra Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve elbette ki bizim Cumhurbaşkanımız İlham Əliyev ve bu yerde haradaki vaxtıyla Azerbaycan'ın Şuşa'nın meşhur medeniyet ocağı olmuş ve ermenilerin dağıttığı bir yerde iki devlet başçısı Şuşa beyannamesini imzaladılar. Buradaki o zaman yapılan bütün yapılar yıkıldı, Ermeniler tarafına tahrip edildi. Bütün o heykeller falan onlar tarafından dağıtıldı. Ama burada gelip çadır kurdular. Çadır kurdular. Bizim iki cumhurbaşkanımız değerli, çadırın değerli. İçinde imzaladılar. Burada imzaladılar ve buralar şimdi tekrar eskisinden daha iyi hale gelecek. Değerli. Şimdi siz görürsünüz burada yukarı Göfer Ağa Məscidi bərpa olunur. Evet. Saatlı Məscidi bərpa olunur. Aşağıda iki Göfer Ağa Məscidi bərpa olunur. Ümumiyyətlə Kürşad Bey, burada mövcud olan məscidlerin əksəriyyəti dağıdılmış. 17 məscid var idi. Hepsini dağıttılar. Hamısını dağıttılar. Bir dənə o məscid kalmışdı. Onu da biz restorasyonu yapırıq. Onun kalıqları var. Saatlı məscidinin və Kiçik Göfər Ağa məscidinin kalıqları qaldı. Onu biz bərpa edirik. Ama bir sağ çıxmış məscid, o yuxarı Göfər Ağa məscidi. Şurada minaresi gözükən. Onu da 3-cü dövlət adı ilə bərpa etmişler ki, güya onlar tikiblər, güya onların məscididir və onlar gəlib onu bərpa etmişler. Evet. Ama bu sırf Azərbaycan Türk məscididir. Çok güzel. Peki, biz size çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, Kuşat Bey. Sağ ol. Hoş geldiniz şu şey. Biz gururlandık sizi burada görmeyden. Biz o gurur, o şeref bize ait. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Sağ ol. Sağ ol. Şimdi Fuzuli'de sıra. Burada yıllar süren işgalin izlerinin silinmesi çok önemli. 6 ay gibi kısa sürede yapılan Fuzuli Havalimanı gurur verici. Selamun aleyküm. Selam. Araz Bey, seni burada tekrar görmek çok mutlu etti beni. Biz de sizi görmek. Nasılsınız, görüşmeyeli iyi misiniz? Karabağ, kurtarılmış Karabağ'a hoş geldiniz. Çok mutlu olduk, hakikaten öyle. Burada sevgili seyirciler, işgalden azat olunmuş araziye giriş. Şimdi arazi tamamıyla mayınlı ve ne kadar bir mayın bölgesi var burada? Temas hattı 200 kilometreden 200 fazla kilometre bol mesafededir ve eni ne kadar? Eni 5 kilometre. 5 kilo. Şimdi burayı mayınlardan temizleyip tarım arazisine çevireceksiniz herhalde değil maalesef mi? Maalesef yalnız bura değil. Bura en çok mayınlanan araziler ama köylerimizin etrafında, mezarlıkların etrafında, mescitlerin etrafında mayın var. Ve o yüzden biz ilk temizleme işlerini hükümetin, devletin gereken yerlerinde yapıyoruz. Yani mesela yollarımızı, su kanallarını, elektrik yollarını çekmek için temizlik işleri yapıyoruz. Sonradan artık diğer sahalarda temizleniyor. Şimdi sivil yerleşimleri de bombaladıkları gibi çekilirken de sivil yerleşimlerin etrafını mayınla döşemişler. Yani savaş hukukuna da çok aykırı. Savaş hukuku her yerde bozuldu. Gerçi çekilmezden önce yaptıkları mayınlanmada siz hukuktan danıştınız. Evet. Hiçbir etik yok. Yok, etik değer yok, hukuk yok. Mayınlar arası mesafeler birbirine çok yakın. Evet. Birbirinin üzerinde farklı mayınlar, tank aleyhine mayın, piyada aleyhine mayın, plastik mayınlar var, bulunması çok zor olan. Her tahtadan türlü yapılan mayınlar var. Yani becerdiklerini yaptılar burada. Tabii. Her türlü kahveliği yapmışlar. Burada tehlikeli sahalara dahil olmayın diyor. Girmeyin diyor bu araziye çünkü mayınlı. Peki bütün bu alan olduğu gibi mayın. Öyle mi şurası? Dağar üzüm sahaları olup evveller. Füzülü çok yaşıl olup aslında. Ama bu yaşıllıkları, bu cenneti böyle bir cehenneme çevirirler ki insanlar artık ayağını da basabilmirler. Füzülü tabii sevgili seyirciler, görmeniz gereken harika yerlerden bir tanesi, Karabağ'ın en güzel yerlerinden bir tanesi ve hakikaten bu üzüm bağı olan yerlerde şimdi mayın tarlası var.
Sevgili seyirciler, benim şehrim Karabağ'dayız. Benim şehrim Fuzuli'deyiz. Burada çok önemli bir hizmet gerçekleştirilmiş durumda. 8 ay içerisinde bir uluslararası hava alanı buraya yapıldı. Yani şimdi arkamızda görüyorsunuz, son derece modern bir şekilde. Bu arada da 8 ay içerisinde buralarda mayınlardan temizlendi ve bütün burası artık turistik bir hale geldi. Öyle değil mi? Öyle. Buradan Şuşa'ya, Fuzuli Havaalanı'ndan Şuşa'ya 60 kilometre yol var. Bir saate geçebilirsiniz. Yani Şuşa'dan gelip Fuzuli'ye binip istedikleri gibi dünyanın istedikleri yerine gidebiliyorlar. Zaten dünyanın farklı yerlerinden buraya uçaklar geldi artık. Çok güzel. Bölgesel bir havaalanı oldu. Bu kadar kısa zamanda yaptınız bunu. Çok güzel bir şey. Bunun müteahhiti kim oldu? Türk müteahhitler. Azerbaycan Türk. Azerbaycan beraber ortak yaptı. Evet. Araz Bey, hakikaten çok güzel bir havaalanı olmuş. Bu kadar kısa sürede yapılması da müthiş. Yani 8 ayda. Arkada da bizim Azerbaycan ve Türk bayraklarımız var. Her zaman yan yana, birlikte. Ne kadar güzel bir şey. Burası nasıl şimdi? Bayağı yolcu Bakü'den kapasitesi çok mu? Bir sürü uçaklar geliyor. Bakü'ye devamlı değil. Buradan uluslararası uçaklar da geliyor. Uluslararası uçak çok kabul ettik. Resmilerin uçakları oldu. İlk uluslararası uçak Sayın Recep Tayyip Erdoğan uçağı oldu. Maşallah. Çok güzel. Burada geleceğe de böyle şekilde bir bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki biz burada bu enerji santrallarından bütün enerjiler tamamıyla elektrik enerjisiyle yapılacak. Karbon ayak izine olacak, green olacak. Karbon ayak izine dikkat ediyorsunuz. Evet, ondan sonra sosyal merkez hizmetler merkezi böyle. Bu şekilde yapacaksınız. Güzel de bir vizyon veriyorsunuz. Çok güzel. Nakliyat sistemi dediğiniz ulaştırma, transport bütün bu şekilde olacak. Bayağı burası kapsamlı daha çalışmalar var. Genel planı. Evet. Biz de buradayız şimdi. Havaalanı burası. Şehrin merkezinde. Evet. Şimdi siz Şuşa'ya burada da su deposu olduğu gibi göl var. Göl var. Çok iyi. Şuşa'ya doğru da bu yolla devam edeceğiz. Şuşa'ya biz bu tarafa doğru gidiyoruz. Çok güzel. Sevgili seyirciler, benim şehrim Fuzuli. Bakıyorsunuz, hakikaten Karabağ Savaşı sırasında bütün yerleşim yerleri, özellikle ibadethaneler ve hastaneler tahrip edilmiş durumda. Görüyorsunuz arkada. Ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev buraya gelip bu şu anda bizim bulunduğumuz burada bütün Fuzuli'deki insanları toplayıp gelecekte ne istediklerini soruyor onlara. Ve ondan sonra onların bütün hepsini teker teker dinliyor ve bir karar alıyor. Diyor ki ben size yeni bir Fuzuli yapacağım. Şimdi şu arkamda gördüğünüz yerde işte yepyeni bir Fuzuli. Az evvel havaalanını gördük. Yani 8 ayda çok büyük bir havaalanı, uluslararası bir havaalanı bitirildi. Burada da yerleşim merkezleri olacak. Önündeki resimlerden görüyorsunuz. Son derece güzel, son derece modern konutlara kavuşacak Fuzuliler. Ve tabii kayıplar geri getirilemez, ölenler geri getirilemez ama belki bundan sonraki nesillere örnek bir yer kazandırırız. Bu gördüğünüz alanda son derece modern, son derece güzel konutlar. Aslında Fuzuli halkına da bence en güzel hediye bu olacak. Aynen. Çok çok sıkıntı çektiler. Karabağ'dan göçen yaklaşık 1 milyon insan oldu değil mi? Aynen öyle. Ve şimdi bunların %70'i zaten hemen geri gelmek istiyorlar yaptığınız anketlere göre. Yaptığımız sorguya göre %67'si hemen geri gelmeye hazırlar. Tabii. Üzerlerine bazı şartlar ekledikçe diye rakam %98'e geliyor. Maşallah. Yani evlerini verdikçe, biznes imkanları verdikçe, vergilerini rahat yaptıkça insanlar %98'i yani, buraya geri gelmek istiyor. 30 sene öncesinden çok daha güzel, çok daha çok mükellef güzel bir hale gelecek buralar. Allah razı söyledi, olsun. Burası tabii cennet olacak. Tabii yani inşallah. İnşallah ve gidiş aynen onu gösteriyor. Her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz.
Şimdi Gence'deki sivillere Ermenilerce atılan füzenin açtığı yarayı yerinde görmeye gidiyoruz. Sevgili seyirciler, 100. bölüme bu kalleşliği özellikle koymak istedik. Sizlere mertçe olmayan düşmanlığı yerinde göstermek bizim için çok önemli. Sivilleri hedef alacak kadar haysiyetsiz bir saldırı, Türk'ün tüm dünyaya bir kere daha ne kadar yüksek karakterli olduğunu göstermemize de olanak sağlamış oluyor. Sevgili seyirciler, çok değil, 2 sene kadar önce, 2020 yılında burada aslında savaş başka yerlerde cereyan ederken halkın psikolojisini bozmak ve savaşı başka yerlere kaydırmak amacıyla Ermenistan tarafından Gence'ye atılan roketler burada görülüyor. Hasar fazla ve hepsi aslında ibret olması gereken şeyler. Çünkü 4 Ekim, 5 Ekim, 8 Ekim, 11 Ekim ve 17 Ekim'de 2020 yılında buraya atılan roketler sonucu 6'sı çocuk olmak üzere 26 insan burada öldü, şehit oldu ve 142 insan da yaralandı. Yani savaş çok kötü bir şey ama sivillere yöneltilen savaş, sivilleri katletmek dünyada tarif edilemez bir yer. Bu insanları hepsini biz tabii Allah'a önce havale ediyoruz ama sonrasında da cezasını tabii ki Azerbaycan'daki kardeşlerimiz veriyorlar. Şu gün de devam ediyor. Şu konuştuğumuz saatlerde halen daha bazı yerlerde öz Azerbaycan toprağına kendi toprakları olmamasına rağmen tekrar musallat olmaya çalışan bir takım dış güçlerin yönlendirdiği Ermeni kuvvetlerinin hepsini geri püskürtüyorlar. Neden bəs Gəncə? Başka şehirlerde seçə bilərdilər. Bəs Gəncənin vurmaqla demək olar ki, sanki Azərbaycanın sütunu qırmaq istəyir. Çünki Gəncə həmişə bir döyüş məkanı olur. Burada həmişə o döyüşə böyük bir rəğbət olur. Əgər baxsanız, 4-dən 17-sinə kimi bu şəhər raket atəşdən tutulur. Sizin Xəbər Qlobalının bir jurnalisti vardı, Fülya xanım. Onu Gəncədə çox sevərlər. İlk bu bizim Haber Global çəkdi, değil mi burayı? İlk dəfə. Və raketlər düşən kimi ilk öncə o olmuş. Bu tabii, ona da böyük saygılarımız var. Tabii. Və təbii ki Xəbər Qlobal. Tabii. Sağ olun. Sağ olun. Çünki o zaman gerçek habercilik ilk yer alan Haber Global oldu. Bu şəkildə bir önəmli bir xüsusiyyət sizə vurğulayım. Bəlkə də bu bütün dünyanı gəzmiş. Bu raketlərin altından çıxmış şəxs əlində Azərbaycan bayrağı. Bu tək Azərbaycan bayrağıdır. Bütün Türk dünyasının bayrağıdır. Tabii. Sanki bir Türkün qüvvətini, qürurunu göstərir. Yəni bu milləti sındırmaq olmaz. Tabii. Gəncə tarihini anlatıyoruz. Gəncəyi niyə hədəf aldıqları belli. Rüşad Bey, burada mən sizə anlatalım. Bu xəritədə biz 4-dən 17-sinə kimi Gəncəyə düşən füzələrin xəritəsidir. Bu qırmızı nöqtələr şəhərin hansı bölgəsində düşmüşdür, anlatılır. İndi o düşünürsün mü, hansı bir maşdabda olub, balaca bir şəhərə bu vurta füzə atmaq. Cəhədən yani, qıraqda bir şəhər. Sivil hədəfləri bombalıyorlar. Daha 2 sənə əvvəl. Şimdi diyoruz ki niye anlaşmaya uymuyorsunuz? Anlaşmaya rağmen yine bir takım bombalama, roket atma hareketleri var. Eğer bunu sözleri tarif edemez bunu. Ama şunu size söyleyeyim. Ben baktım, ganimetler, savaş ganimetlerine baktığım zaman oradaki kelepçeleri, zincirleri gördüm. Ermeni askerleri kaçmasın diye zincirlemişler oralarda. Tanklarına, arabalarına. Aynen Kıbrıs harekatında gittim. Bizim Türk kuvvetleri gelince Yunan ordusunun mensupları ve Kıbrıs'takiler kaçmasınlar diye Rumlar, onlar da ayaklarından aynen, bağlıydı, aynen, ellerinden bağlıydı. Demek ki bu haksızlıkları yapan, katliam yapan bu insanlar korkularından bir yerlere bağlanmak zorunda kalıyorlar. Şimdi bu çocukların
buradaki şu oynayan, oyuncuklar. Ben şimdi gözümde canlandırıyorum. İlk Haber Global gelmiş burada. İlk roket atıldıktan sonra hemen buradaymış. Ve bu katliamı, bu sivil katliamını dünyaya duyurmuş. Bu çocuklar burada oynarken ölmüşler. Benim az evvel gösterdiğimiz tamamıyla burada bizim burada oynayan yavrular. Orada 6 tane çocuk, 26 şehit. Burada şu roketin düştüğü yerden sonra şu gördüğünüz manzarada şehit olan insanlar. Ve 146 tane yaralı. Şu mahalle aslında bir park. Parkın yanındaki konutlar sivil konutların içerisine bombalar atılıyor. En faziası da olur ki insanların yatan bir vaziyette düzenli düşmez. Gece saat 2'de. Evet. Bu bir doğal afet değil. Bu canilerin yaptığı bir şey yani. Bu insan eliyle yapılmış bir şey. Yani şu, biz de deprem gördük biliyorsun kaç tane. Dalgası 200 metre fark etmiş. Yani maynaları sevalet etmiş. Şu garibime bak ya. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Sen şundan ne istedin ya? Şundan ne istedin ya? Ne istedin? Bu insan mısın ya? Hiç. Haber Global'de Benim Şehrim diye bir program yapıyoruz. Yaklaşık 90 tane program yaptık. Türkiye'nin şehirlerini ve bizim yine aynı şekilde bir millet olduğumuz yerleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni çektik. Şimdi Azerbaycan'ı çekiyoruz, Gence'yi çekiyoruz. Gence'de Gence'nin tarihini, kültürünü, değerlerini ve yemeklerini, mutfağını ve diğer etkinliklerini tanıtıyoruz. Bizi izleyenler buraya gelmiş gibi oluyorlar. Gelmek arzusu işlerinde daha fazla doğuyor ve biz bunları buralara göndermeye çalışıyoruz. Öğrensinler, görsünler diye. Şimdi tabii şu anda sizle beraber röportaj yaptığım yerde çok önemli. Çünkü tarihte Türk milleti, Azerbaycan milleti hep kahramanlıklarıyla anılmış. Hiçbirisi sırtından vurulmamış, hep göğsünden vurulmuşlar. Kaçarken değil. Ama kaçanların yaptıkları cinayetler burada görünüyor. Yani bu insanları biz aslında harp mahkemeleri, savaş, dünya, Birleşmiş Milletler falan da tanımlıyor. Bunlar en acı noktasında insani değerlerden çıkmış insanlar. Şimdi Karabağ Azerbaycan'dır diyoruz. Bunu destekliyoruz ama 2020 yılında burada roketler Gence'yi vuruyor. Ve arka arkaya ya sadece bir gün değil. Ve çok fazla ölüme sebebiyet veriyor, çok fazla hasar veriyor, çok fazla yaralıya sebep veriyor. Ve bir hiç uğruna, anlamsız, sadece korkutmak, telaşlandırmak için. Ama Azerbaycan'ın yiğitleri, insanları bu şekilde bir şeylerden korkmaz. Bunu tarihte görmeleri lazım. Hala daha ısrar ediyorlar. Azerbaycan kendi öz toprağını geri almaya çalışan bir ülke. Haklı bir davası vardır. Hani savaş dediğin zaman güçlünündür savaş, haklının değil derler ama biz nasıl Kurtuluş Savaşı'mızda kendi öz topraklarımızı almaya çalışmışsak Azerbaycan da kendi öz topraklarını almaya çalışıyor. Bunu kendisini hissetmesi lazım. Başkasının toprağına gidip işgal etmemiş ki. Kendisini işgal edenleri dışarı atıyor. Def ediyor, en doğal hakkıdır. Kendi toprağımızdır. Biz şöyle bir devletin, şöyle bir milletin insanıyız. Biz diyoruz ki toprağa toprak yakan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Uğrunda ölen olmadan toprak vatan olmuyor. Biz vatan haline getirdiğimiz toprakları tekrar bize saldırılar yapıldığı zaman ellerinden tabii ki alacağız. En doğal hakkımızdır. Azerbaycan'a yapılan bu saldırılar altına imza attıkları anlaşmayı yemeleri demektir. O kağıt var ya, o imzaladıkları kağıtları yiyorlar şu anda. Öyledir bu. Hiç. Çünkü altına imza attılar. Savaşma artık bitmiştir. Barış dönemi başlamıştır. Biz oradan çekileceğiz dediler. Mayınları temizleyeceğiz dediler. Şunu. Hepsini söylediler. Bütün dünyaya bunu ilan ettiler. Orada bir devletin imzası yok ki. Orada Ermenistan'ın da imzası var. Rusya'nın da imzası var. Azerbaycan'ın da imzası var.
Bu şimdi üçlü bir anlaşma, dünyaya mal olmuş bir anlaşma. Siz burada büyük bir haksızlık yapıyorsunuz. Bu anlaşmayı da kaldırıp atıyorsunuz, yiyorsunuz. O anlaşmayı yiyorsunuz şu anda. Ama Türk milleti ne anlaşmaları yıkan insanlar gördü, onların hepsinin üstesinden geldi. Toprağımızı yedirtmeyiz onlara. Anlaşmaları yiyebilirler ama bizim toprağımızı yiyemezler. Değerli izleyiciler, Suşa, Kafkas'ın, Azerbaycan'ın incisi. Burada çok değerli bestekarlar, çok değerli müzisyenler, sanatçılar yetişmiş, yazarlar yetişmiş. Ve bütün, sadece Azerbaycan'a değil, bütün dünyaya buradan eserlerini göndermişler. Hepimiz bunlardan yararlanmışız. Bu güzel kentte, benim şehrim Suşa'da dolu dolu şeyler sizlere beraber paylaşmaya çalıştık. Buradan sizlere veda ederken arkamda Azerbaycan bayrağı ve kahraman Azerbaycan askerleriyle hepinize saygılar, sevgiler.